Dostlar yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda Dogecoin projesini yakından tanıyacağız ve devamında teknik analizini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Doge'un Bitcoin'e karşı mükemmel bir direnç sergilediğini, bunun devamında arkadaşlar Doge'un ciddi bir yukarı hareket yapabileceğini belirtmiştik ve Doge arkadaşlar yukarı doğru güzel bir şekilde hareketlendi beklentileri karşıladı. Bu videoda DOC'un hem uzun vade hem kısa vade hedeflerinden, alım fırsatlarından ve projesinden bahsedeceğiz. Ee, videoya geçmeden tabii ki belirtmem gerekiyor ki bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlu olduğunuzu bilerek lütfen videoya devam ediniz. Ayrıca lütfen kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Bizim için önemli. Abone olalım, videoyu da beğenelim lütfen sevgili arkadaşlar. Dogecoin. Doge sevgili arkadaşlar bakın. Popüler coinler listesinde 12. sırada ve gayet de güzel. 12. sıra. E, şuradan geldiğimiz zaman etiketlerde neler görüyoruz bir bakalım. POW şifre, eee Değişim, Miza gibi e, şeyler görüyoruz. BNB zinciri gibi. Zaten Doge arkadaşlar yani eee kıssadan hisse bir e, şaka coin'i, e meme coin arkadaşlar. Hani dediğimiz meme coin dedikleri bir coin arkadaşlar. Buradan tabii gelip hani uzun uzun e, okuyabilirsiniz. Litecoin'den çatallanmış bir e, yapısı mevcut arkadaşlar. E, durum bu şekilde. Litecoin'den çatallanması durumu mevcut. E, aynı zamanda bir şaka meme coin'idir arkadaşlar. Dogecoin ve tabii ki e Burada da diyor Tesla CEO'su Elon Musk diye. Elon Musk'ın arkadaşlar yani artık Doge Elon Musk'la bütünleşmiş bir e, coin diyebiliriz. Şimdi markete bir girelim. Binance, e, Coinbase e, tek tek okumaya gerek yok arkadaşlar. Hani Binance, Coinbase, FTX, Kraken, Bitfinex yani e, hemen hemen büyük borsaların tamamı ve birçok borsada bulunduğunu zaten görüyoruz burada Dogecoin'in. Yani listelenme konusunda e, herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Doge'un haricinde dediğimiz gibi bir meme coin'idir. Doge kendisi aynı zamanda Litecoin'den çatallanmış olduğu ve e, Elon Musk tarafından sevilmesiyle de ünlüdür arkadaşlar. Evet, Doge'un teknik kısmına bir gelelim. Önce şu uzun vadeden bahsedip devamında kısa vade hareketlerine bakacağız. 0.05'lerden arkadaşlar Nisan'da güzel bir hareketle yukarı çıkıp düzeltmesini de yaptıktan sonra bakın 0.74'lere ATH'larını bırakmış arkadaşlar. Devamında tabii ki bakın bu Mayıs hareketi bir düşüş gerileme bakın Temmuz Ağustos yukarı aşağı düzeltme hareketleri eskisi kadar bakın şu zaten birinci dalga hareketi Dogecoin'in birinci dalga hareketi diğer hareketler Geçiş hareketleri arkadaşlar ve 12x'lik ciddi bir yükseliş görüyoruz biz burada. Devamında Kasım hareketine bakalım. Kasım'da dostlar 0.28'lere kadar ulaşması devamında da 1'lere kadar düşüşü gerçekleşmiş. Baktığımız zaman aslında oldukça düşüş olarak Kasım'dan beri olan düşüş olarak tatmin edici bir durum. Yani çok fazla bir düşüş yaşamamış güçlü bir direnç sergilemiş arkadaşlar Doge. Bununla beraber tabii şunu söylemek lazım. E, 0.05'lerden e, yükseltiyle arkadaşlar birinci dalganın başlangıç yükseltisi ve şu anda ikinci dalganın arkadaşlar minimum noktası da 0.1'ler olmuş. Yani buradan şunu görüyoruz. Doge arkadaşlar çok ciddi bir şekilde bakın çok ciddi bir şekilde ne yapmış? E, ayak pozisyonunu yükseltmiş arkadaşlar. 0.05'lerden 0.1'lere kadar gelerek 2x'lik bir araya mesafe koymuş. İkinci dalgada bu şekilde birinciye göre iki katı yüksekten başlayacak anlamına geliyor bu. Bununla da beraber sevgili dostlar benim yıl içerisinde genel beklentim 1 dolar civarı bir ATH pozisyonları ben bekliyorum arkadaşlar. Bununla beraber ee, bu pozisyonun gelmesi için de bakın şöyle yukarı doğru kanalları dokun arkadaşlar. Teker teker geçerek <laughs> teker teker geçerek arkadaşlar bakın 35'li pozisyonlardan e, ciddi bir güç alıp yukarı doğru 1 dolarlara kadar ulaşması senaryosunu ben bekliyorum. Yani 35'lere kadar rolantide bir hareket düzgün bir şekilde kanal e, çıkışları 35'in yani 35'e gelip Yataydan sonra yukarı ciddi bir hareket bekliyorum. Ee, durum bu. Bunun devamında şöyle bir bakalım. Kısa vadede neler yapıyor? Tabii şunu da belirtmemiz lazım. Bakın Kasım'dan beri MA50'nin altındaydık biz. Sürekli düşüyorduk. Bir coin'in yükselebilmesi için ne diyoruz her zaman? Günlükte MA50'nin üzerine çıkması lazım diyoruz arkadaşlar. O coin'in. Ve Doge şu anda günlükte MA50 üzerinde olarak genel yükseliş sürecine serüvenine başlamış durumda. Doge arkadaşlar şu an 0.16 pozisyonlarını yani 16-19.5 kanalını deniyor arkadaşlar. 4 saatliğe bir girelim ne gibi hareketler mevcut. Bakın 4 saatlikte 0.144'lerde bir MA50'miz var. Güzel bir yükselişten sonra hafif yataya dönük hareket yapmış yükselmeye de devam ediyor. Şimdi şöyle bir gelelim şu anda güzel bir hareket olduğunu net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Beklenti olarak da bakın be, şöyle girelim günlüğe. Beklenti olarak da arkadaşlar Docun e, 0.16'larda bakın 0.16'larda biraz oyalanmasının ardından artık üst kanala atması bekleniyor. Yani şöyle bir e, harekete hazır olmak lazım. 0.16 16.5'lara iğneler gelecektir. Devamında tekrar arkadaşlar e, 15.5 e, işte 150-150 demeyeyim daha doğrusu 157-158'lere yani şu anki pozisyonlarına gerilemeler yukarı çıkıp tekrar gerileme hareketleri bir iki defa gelecektir bunu belirtelim devamında e, ne yapacaktır yukarıya arkadaşlar kendisine destek alacaktır yani üst kanalı atması artık al meselesi docun yükselişin devamı bu şekilde bekleniyor da şu an e, alım için arkadaşlar uygun olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, işin devamı yani zaten yükseliş. E, şu anda <laughs> alım için uygun pozisyonlardayız. Haricinde e, olası bir düşüş senaryosu şu anda nereye kadar gelebilir? Şöyle belirtelim bakın. E, 148'lerde bizim saatlikteki MA50'miz var. Ve bizimle beraber yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakın şu anki olası düşüşün devamı. 150 150'lere kadar 151'lere kadar gelebilir. Böyle bir durumda dostlar tekrardan saatliğine saatli ne mahallesinden destek alıp yönünü yukarı çevirecektir. O yüzden 150'li 151'li pozisyonlar Doge'da bizim şu an için oldukça güzel alım noktamızdır ve e, böyle bir gerilemede panik yapmaya gerek yoktur diyoruz. Şu an Bitcoin'i de sarsıyor zaten fark etmişsinizdir. Haricinde ne dedik? Alım için uygundur düşebileceği noktalar ve alım fırsatından bahsettik. Üst kanala attığında sevgili dostlar 0.16 buçuklardan biz alımımızı gerçekleştirebiliriz. 0.162'lerde üzerinde arkadaşlar biz alımımızı yapıp e, tekrar 195'lerin yolunu tut e, tutabiliriz bunu da belirtelim. 195'leri aldıktan sonra hedef 286 seviyeleri ve 195'lerde de destek aldığında bize bir alım fırsatı verecek. 286'lardan sonra hedef 35'ler. 35'lerin üzerinden destek aldığımızda alım yine gerçekleştirilebilir ve 45'lerin yolu tutulacaktır sevgili dostlar. Buradaki 45 aslında tabi biraz muallak çünkü 35'ten sonra hızlı bir hareket gelme ihtimali yüksek. O yüzden buradaki destek ilk seferde yakalanmaya bilir Doge'un günlüğüne gelelim. 14'e 2 al. 4 saatlikte 16'ya 0 güçlü al. Ha tabii şundan da bahsedelim. E, şu anda şöyle de bir ihtimal var. Hızlı bir şekilde yukarı atıp arkadaşlar e, güçlü bir mum yakıp e, 016'ları 0.16'ları değil de e, 195'leri de destek alabilir. Bunun da altını çizeyim. Yani e, ciddi bir bakın ani bir yükseliş görürseniz DOJ'da. Hemen girmeyin. Olası yükselişin tekrar sönmesini bekleyin ki destek aldığı noktayı kavrayabilip alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Durumlar bu şekilde dostlar Doge'da. Bu videoda Doge projesinden uzun vade hedeflerinden yapabileceklerinden ve kısa vadedeki şu an beklentilerden bahsettik. Kısa vadede şu an bir yükseliş var. Üst kanal e, geliyor diyebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.